Sürte sürte bir oldum. Kısmetim bağlanmış demek. Kimse bana iş vermiyor. Hiçbir yerde iş bulamıyorum. İnsan darda kaldı mı en olmayacak şeyleri bile düşünüyor. Maçka'dan Dolmabahçe'ye doğru işte böyle en olmayacak şeyleri düşüne düşüne gidiyordum. Stadyumun önüne geldim. Bir ana baba günü. Öyle kalabalık. Caddeden geçmenin imkanı yok. Bu adamlar stadyuma nasıl giriyorlar? İnsan anaforunun içinde bir o yana bir bu yana fırfır dönüyordum. Bir dalga geliyor, 50 metre aşağı iniyoruz. Önden itiyorlar, 20 adım geri bas. Arkadan dayanıyorlar, 30 adım öne yürü. Dört yandan birden sıkıştırıyorlar. O zaman olduğum yerde fırıldak gibi dönüyorum. Bir yere geldim, dayandım ki söküp çıkmanın imkanı yok. Kendimi bu insan seline bıraktığımı sanmayın. Ha babam zorluyorum. Ama nereye? Bir saat kadar debelendim. Çabaladım, çırpındım. O insan düğümünün içinden bir türlü kendimi söküp çıkaramadım. Bana öyle geldi ki, içine düştüğüm bu insan anaforundan bir daha ömrüm oldukça artık kurtulamayacağım. O yana itile bu yana kakıla son soluğumu şuracıkta verip güme gideceğim. İşte tam o umutsuzluk sıramda bir düdük öttü. Düdük ama ne düdük? Anadan doğma sağırın duyacağı bir düdük. Düdüğün ötmesiyle o birbirine kenetlenmiş insan kalabalığı şak diye ikiye ayrıldı. Düdüklü adama yol verdiler. Bir de baktım, ''Aa, bizim Musa değil mi?'' ''Musa!'' diye bağırdım. ''Ulan Musa!'' diye de bağırabilirdim ama düdüğe olan saygımdan olacak, böyle diyemedim. Sesimi duyunca Musa elimden tuttu, beni o kalabalıktan çıkardı. Yürümeye başladık. Önümüz tıkandıkça Musa düdüğüne asılıyordu. Düdüğü duyanlar birbirlerini ezerek kaçışıyorlar, bize yol açıyorlardı. Musa önde, ben arkasında, böyle ilerleyerek stadyumun kapısına geldik. Musa bir düdükte kapıda öttürdü. Kapıdaki memur, buyurun diye bize yol verdi. Turnikeden geçtik, içeri girdik. Geniş bir soluk alınca, ulan Musa, sen beden terbiyesi genel müdürü mü oldun? Nedir bu? Düdük elinde fırfır öttürünce herkes sana yol veriyor dedim. Beni bırak da sen kendini anlat. Ne iş yapıyorsun dedi. Hiçbir iş yaptığım yok. 5 aydır iş arıyorum. Ama erkeklere iş yok. Şimdi gelirken onu düşünüyordum. Bir iki makyaj yapıp kadın kılığına mı girsem? Ama onları doğruluyorum. Ben de yanımda çalıştırmak için birisini arasam, kazık gibi bir erkek alacağıma güzel bir kadın seçerdim. İçimde kötülük olduğundan değil. Nasıl olsa ikisi de aynı işi yapmayacak mı? Hiç olmasa karşında güzel bir kadın görürsün de gönlün gözün açılır. Musa, anlaşılan sen iyice bitiksin dedi. Hem de nasıl? 5 ay işsizlik ne demek? Ondan sonra maçın heyecanıyla konuşmadık. Maçtan çıktık. Musa fırfır düdüğü öttürüp bize yol açıyor. Düzlüğe çıkınca arabaya binelim dedi. Binelim bilmesine ama nasıl bineceğiz? Ben diyeyim 500 kişi, siz deyin 1000 kişi araba. Otobüs bekliyor. Bir boş araba geldi mi 100 kişi birden koşuyor. Bize 2 günde sıra gelmez. Musa, sen dur dedi. Önümüzden bir taksi geçerken cebinden düdüğü çıkarıp fır fır öttürdü. Düdüğü öttürmesiyle hızla giden taksi döndü. Geldi önümüzde durdu. Biz taksiye bindik. İşin şaşılacak yanı, boş arabaya başkaları saldırmadı. Arabada, ulan Musa, yoksa sen trafik müdürü mü oldun dedim. Parmağını dudağına götürüp sus işareti yaptı. Nişantaşı'nda taksiden indik. Musa cüzdanına davrandı. Şoför, ayağını öpeyim abi, para istemez kurban olayım dedi. Para almadı. Şoför tanıdık mı dedim. Ya dedi. Ulan Musa, yoksa sen polis müdürü mü oldun? Yine bir sus işareti verdi. Şuradan öteberi alalım da eve gidelim dedi. Kasaba gittik. Kasap dükkanının önünde bir kuyruk var. Sonu görünmüyor. Kuyruktakiler sıra kavgası yapıyorlar. Birbirine girmişler. Bizim Musa hemen düdüğe sarıldı. Düdüğün ötmesiyle herkes yerli yerine çekildi. Kasap da dışarıya uğrayıp Musa'ya buyurun dedi. Biz kuyruğu yarıp içeri girdik. 1 kilo bonfile. Kasap soruyor. Başka emriniz? Beyin var mı? 10 tane yeter mi? Kasap paketi yaptı. Musa cüzdanı çıkardı. Kasap, vallahi olmaz beyefendi diye parayı almadı.
Ama biz etleri aldık, dışarı çıktık. Ulan Musa, yoksa sen belediye müdürü mü oldun? Benim sorularıma hep sus diyor, sus. Bu akşam yemeği dışarıda yeriz. Bu aldıklarım yarına dedi. Ertesi gün pazar. Neler istersin dedi. Hiçbir şey istemem dedim. Efendim, oradan gittik manava, oradan gittik bakkala. Bizim Musa dükkandan içeri girmeden önce bir kere düdüğe asılıyor, ondan sonra içeri giriyor. Elimiz kolumuz paket doldu. Hiçbir yere de 10 para verdiği yok. Bir düdük daha öttürüp bir taksi çevirdi. Apartmanına gittik. Şoföre bekle dedi. Musa bekar. Apartmanında bir başına oturuyor. Elimizdekileri bıraktık. Kapıda bekleyen taksiye bindik, bir gazinoya gittik. O şoför de para almadı. Gazino tıklım tıklım dolu. Musa düdüğü fora etti. Daha ağzına götürmeye kalmadan gazinonun önce garsonları, arkadan sahibi olacak biri koştu. Bize sahnenin önünde bir masa koydular. Hiçbir şey istemeden masayı donattılar. Ulan Musa, yoksa müfettiş misin? Ben sordukça sus diyor, başka bir şey demiyor. Musa büyük bir şey olmuş ama ne olmuş? Bir türlü çıkaramıyorum. Sazlar, şarkılar başladı. Biz de kafaları çekiyoruz. Garsonlar etrafımızda pervane olmuşlar. Derken arkada bir gürültü koptu. Sarhoşlar birbirine girdiler. Onlar bıçakları foray derken bizim Musa da düdüğe asıldı. O aslan kesilmiş kavgacılar düdüğün bir fırt etmesiyle uyuz it gibi kuyruklarını kısıp oturdular. Bu bizim Musa ne olmuş? Düşünüyorum, düşünüyorum, bir türlü bulamıyorum. Gazinodaki hesap şöyle böyle 200 lirayı buldu. Gazinocu para almam da almam diyor. Bir arabaya bindik, eve geldik. Ertesi gün pazar. Musa kolları sıvayıp kendi eliyle yemekler yaptı. Ben gidecek oldum. Olmaz dedi. Bir hafta misafirim ol da aklım başına gelsin. Bir hafta Musa'nın evinde yan gelip yattım. Geziyoruz, tozuyoruz, eğleniyoruz. Musa'nın hiçbir yere 10 para verdiği yok. O verse de almıyorlar. Ulan Musa, sen bir büyük adam olmuşsun ama ne? Söyle şunu diyorum. Söylemiyor. En sonunda, söylerim ama kimseye söylemeyeceksin dedi. Söylemem. Dinine? Söylemem. İmanına? Söylemem. Yemin yemin üstüne. Kimseye söylemeyeceğime iyice inandıktan sonra cebinden düdüğü çıkardı. Öptü, başına koydu. İşte birader dedi. Bütün keramet bu mübarek düdükte. Bir gün Karaköy'de dolmuş bekliyordum. Kuyrukta bekle bekle sıra geleceği yok. Elimdeki zincire bağlı düdüğü sallayıp dururken her nasılsa dalgınlıkla düdüğü ağzıma götürüp öttürmüşüm. Oradan bir memur koşup geldi. Selamı çaktı. Sen olsan ne yaparsın? Bilmem. İntizamı temin edin oğlum. Dedim yürüdüm. Biraz gittim. Kalabalıktan, caddeden karşıya geçemiyorum. Düdüğü çıkarıp öttürdüm. Bütün taşıtlar durdu. Karşıya geçtim. Yahu bu ne iş dedim kendi kendime. Düdüğü öttürdün mü işler istediğin gibi yürüyor. Sonra anladım birader. Bizde bütün işler düdükle yürümez mi? Vapur düdükle kalkar, tren düdükle kalkar, araba düdükle durur, kavgacı düdükle barış görüş olur. Hatta düdüğün sesini duyan kaçar. Bak şimdi şu meydana bir düdük öttüreyim, çil yavrusu gibi herkes bir yana dağılır. O zaman anladım, bizde bütün işler düdükle yürüyor. O gün bugün işte bu düdüğün sayesinde geçinip gidiyorum. Bak dinine imanına başkasına söyleme. Yoksa eline bir düdük geçiren fırlar ortaya. İşe kesat girer. Söylemeyeceğime yemin ettim ama yazmam diye yemin etmedim ya. İşte yazıyorum. Şimdi benim de sizden bir ricam var. Şu söyleyeceklerimi siz de sakın başkasına söylemeyin. Musa'dan ayrılınca hemen bir düdük de ben satın aldım. Taksim Meydanı'nda bir düdük öttürdüm. Gel gelelim, hiç kimse düdüğe aldırış etmediği gibi ilk öttürüşte beni yakaladılar. Ertesi günde gazeteler, sahte müfettiş yakalandı, kendine polis süsü veren biri tutuldu gibi benim için yazmadık söz bırakmadılar. Oysa Tanrı bilir ya, düdük öttürmekten başka hiçbir suçum yoktu. Ondan sonra anladım ki, bizde düdük geçiyor geçmesine ama öttürmesini bileceksin. Benim gibi düdüğü öttürürken elin ayağın titrer. Öttürsem mi, öttürmesem mi diye kuşkuya düşersen hapı yuttuğun gündür. Benim de sizden ricam, düdüğün nasıl öttürüleceğini başkalarına söylememenizdir.
Yoksa düdük öttürmesini bilen için çok işlere yarıyor.